Telefonumuz mu varmış? Peki. Alo. Bir telefonumuz varmış. Alo. 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 Merhabalar, iyi günler. Bursa'dan İzzet Gültekin. Günaydınlar İzzet Bey. Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Günaydınlar. Günaydın efendim. Bizlerden de sizlere kucak dolusu selamlar, saygılar, selam, sevgiler olsun. Saygılar bizden efendim. Buyurun İzzet Bey. Böyle bir program yaptığımız için öncelikle sizlere gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. TR1 ailesi olarak. Çok teşekkürler. Ben de annemin için bir soru soracaktım. Annem hakikaten romatizmalarla ilgili çok sorunlar var. Biraz yaşının ilerlemesine rağmen ama hani oturmakta kalkmakta da çok zorlanıyor, çok güçlük çekiyor. Onun için acaba doktorumuz bize ne önerebilir? Yani az önce sinir süper şundan bundan saydı doktorumuz. belki de Allah bilir ama hani hastalık taşımadığımızda hiçbir kimse yok gibi yani. Doğru. Belki de toplum olarak hepimiz ne şekilde hastalık taşıdığımızı bilmiyoruz. Şimdi İnşallah. Evet, yani annenizin yardımcı olabilse seviniriz. Tabii tabii. Annenizin midesinde, bağırsaklarında, karaciğerinde problem yoksa yani gastrit alamıyorum ya, çok az geliyor. Gastrit biraz daha yüksek. Ülser, bağırsak rahatsızlığı, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklar yoksa sadece Harpago yeter. Şeytan pençesi kökünden üretilen özel bir formül bu. Romatizmanın her türüne karşı. Yani bağırsaklarda, midede problem yoksa, karaciğerde problem yoksa, midede problem varsa tonik, bağırsakta problem varsa aloe vera jel, karaciğerde yağlanma varsa enginar. Yani görüşmemiz gerekir. Çünkü bunu tetikleyen... Hocam biraz yaşlı olmasından dolayı da olabilir mi hiç acaba? Kaç yaşında İzzet Bey anneniz? Efendim? Kaç yaşında efendim anneniz? 75-76 var yani. Romatizma her yaşta insanda olur. Allah uzun ömürler versin. Romatizma her yaşta insanda olur. Ben 13 yaşında yakalandım. Yaşla ilgisi yok. Üşütme, grip, nezle tetikler. Evet var, galiba bizim sülaleden dedik. Çünkü 32-33 yaşlarında da aynen, dayımın oğlunda da aynen bu rahatsızlık var yani. Evet. Her türlü rahatsızlık tedavi edilir. Yalnız iyileştirilebilir. Midesinde, bağırsaklarında, karaciğerinde problemler var mı? Onu bilmemiz gerekir. Bilmeden olmaz. Ece'ye numarasını bıraksın İzzet Bey. Hocam. Numaranızı bırakın, arayalım. İzzet Bey. Efendim. Numaranızı Reji'ye bırakınız. Hocam size ulaşacak. Olur mu? Verdik numaramızı inşallah. Bekleriz. Tamam. Programdan sonra hocam ulaşacak size. Alo. Efendim. Sizi arayacak efendim. Teşekkürler. Var mı başka sorunuz? Yok efendim. Şu anda yok. Allah'a şükür. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selamlar. Bizleri izlemeye devam ediniz efendim. Sağ olun. Evet. Hocam. Zonguldak'ta Zehra Hanım isimli bir bayan namaz dahi kılamıyordu. Secdeye gidemiyordu. Hem dizinden hem kalçasından ameliyat olması, protez takılması gerekiyordu. 6 ay sonra beni ziyarete geldi. Elinde bastonla, Gökçek beni tanıyor musun diye. Evet çok güzel. İşte böyle insanların dualarını almak, bizim eski yaptığımız programlarda da mesela yaşlı kadınlar işte oğlum diyor yani İbrahim hocam. Oğlum diyor, Allah senden razı olsun gidiyor yani. Bastona. Artık böyle bastonu bir tarafa koydum. Yani yürüyebiliyorum. Rahatlıkla böyle secdeye eğilebiliyorum. Evet. Namazımı kılabiliyorum. Abdestimi alabiliyorum yardım olmadan diyor.